Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Bu arada şey dedim, e, dediğini anlıyorum. Berkan, Morusan, Fegüli gibi orta saha üretken olabilirdi. Ama Galatasaray'ın sanki üretkenlikte çok sorun yaşamadı burada. E, bakınca 24 şut var. E, ve çoğunlukla zorlama şutlar değil. Buralarda hep yani. Musa Ahmet şuradan buraya direkten dönüyor. Ve kale alanı etrafında falan şuralar şuralarda geziyor. E, gerçekten ceza sahasında bir bitirilecek problemim var. E, bu nasıl çözülecek? Ee, belki bu Mustafa Muhammed olacaktı. Burada hoca eleştirebiliriz. Hani sabit bir şekilde oynayabilirdi. Belki de şu anda gözü kapalı şekilde yazılacak adam Mustafa Muhammed olabilirdi. Yani başından beri hiç bozulmadan oynamaya devam etse geçen Ocak ayından bu yana. Ama şu anda çok emin olamıyorsun mesela ondan da. Ee, 400 milyon euroyu kullanıp e, satın alma opsiyonu kullansın. Galatasaray'ın sorununu çözer. 9-0 sorunu çözer. Tam emin olamıyorsun. Ben hala şey ee, diyeyim? İşte oraya geleceğim. Evet. Diyemiyorsun. Ee, belki de Musa Muhammed bunu vermedi. Onu da bilmiyoruz bu arada. Şu an dışarıdan yorum yapıyoruz. Belki de Musa Muhammed o şey güveni vermedi hocaya. Hani ben dısaret. O çalışma azmini görmedi belki de hoca onda. O gelişim şeyini görmedi, potansiyelini. Ee, bence de eldeki havuzdan yine de Cagney. Burada daha tehlikeli. En azından iki tane duran top golü var. Bir tane şimdi attı, bir tane de sayılmayan golü var derbide. Sonuçta o da hani karıştırdı, attı. Normalde Galatasaray'ın eksik olduğu bir konuydu çünkü. Sana duran toptan da artı bir yazdığı kesin E Bir de buralarda daha rahatsız edici bir oyuncu. Arkasında Halil varken şimdi Mustafa Muhammed şöyle bir fark yaratıyor Cagney'e. Biraz daha hareketli bir oyuncu. Daha etrafı dolanan bir oyuncu. Ama zaten ikili forvet oynadığın için en öndeki oyuncunun o kadar hareket etmesine gerek yok. Zaten Halil o hareketi yapıyor. Zaten Halil kenara sol kanada açılıyor, sağ kanada açılıyor. Merkeze yaklaşıyor. 2-8 numarasına yaklaşıyor. Ceza sahasındaki oyuncudan daha çok oyuna katılımdan ziyade ki Cagney o konuda da geliştirdi. Avrupa maçını hatırla en son. Bayağı şuralara gelip top dağıtıyordu. Evet, tabii. Ee, bence de şu anda en öne çıkan oyuncu Cagney. Ee, ama Galatasaray'ın sanki gerçekten ihtiyacı 9 numarada. ya yani oyuna katılım falan ikinci planda olacak. Direkt gol atacak. Direkt gol atacak. Aslında o... Gobis benzeri bir oyuncu gibi gözüküyor. Aslında o Trabzonspor dışında her takımın... Problemi yok. Beşiktaş için de aynısını söyleyebiliriz. Evet. E şunun öznesini Beşiktaş yapsan aynı, itiraz evet. eder miyim etmem. Fenerbahçe evet, yapsan itiraz eder miyiz? Hadi. Işte Serdar dursun performansı bizi Hı. yanıltmasın, illüzyon yapmasın. Tüm sezon performansını konuşsak. Evet, evet, hep aynı şeyi söylüyoruz. Hep aynı şeyi konuşuruz. Aslında benim Berkan Taylan teoremi'mde e, daha çok takım iyi hücum yapsın ya da hücum bitirsinden ziyade mesela bu maçın istatistiklerinde altay en az Galatasaray kadar ceza alanına girmişti. Hı hı. Mesela bunu biraz çözebilir. Çünkü mesela Taylan ve Berkan'la biraz daha merkezde karşılıyorsun ve iyi ayağı olan oyuncular seni kırabiliyor bir şekilde. Ya da geriye itebiliyor. Ama bir tanesini altı bırakıp biraz daha e, hücum yani e, beyni hücuma yönelik hemen gideyim topu kapayım basayım orada bozayım e çalışan oyuncular oldu mu işte Çıkıldao o gibi Morutsan gibi bu maç için Çıkıldağ'ı dışarıda bırakıyorum tekrar ediyorum. O zaman Rakibi o kadar rahat getirmiyorsun. Hı hı. Ya buradaki çözüm de biraz buna yönelik oluyor. Yani Altay e, oyun gücü olarak günün sonunda baktığında ya bu kadar ceza alanına nasıl girmiş diyemiyorsun o zaman. E, ve doğal olarak yediğin ilk goldeki gibi ya yani 1-0'da mesela o golde 3 kere top döndü ve Galatasaray 3 kere alamadı hı ikinci hı. topu. 3. topta artık ceza alanına girdi. Taylan mesafe problemi olan bir oyuncu. Nereyi kapatacağını, nereye basacağını bilmiyor. E, yenen golde pas alan oyuncuyla mesafe bıraktı. Aynı zamanda gol atan olan oyuncu. E ondan 5-6 dakika sonra da sanırım Bamba'nın getirdiği pozisyonda yine doğru açıyı kapatamadığı için net bir şut çıkardı ve gol olabilirdi. Hani biraz daha oradaki fedakarlık önde biraz daha Galatasaray'ı bu maçlar için konuşuyorum hı hı. tabii ki. Yani şimdi Lazio maçına böyle çıkılır demiyorum çünkü Lazio zaten sen ne kadar baskı yaparsan yap seni kırabilir. O Lazio'nun zaten şeyinde var default özelliği var. Hı hı. Onun için söyledim bunu. E, zaten aslında canlı yayında söylemiştim. Bu e, dizilişin daha anlamlı hale gelmesi için çıkaldan sağda olması daha iyi olurdu. Hani Berkan Çıkal daha evet. daha iyi yapardı. O en bahsettiğin tempo yapacak oyuncular bunlar. Çünkü Taylan artık 8 numara değil bunu etmek lazım. E, yani bırak 2 8'den birisini. E, böyle üçlü orta sahada bir başta denemişti hoca hatırlıyor musun? Asıl sağ oynattığında Taylan da içte oynadı. Sanki. Ka Sanki Kayseri maçıydı hatırlıyorum. E, milli takımdır mesela iki orta sahaya geçtiği zaman yine problem yaşıyor. Taylan artık 6 numara olmuş. Yani ki zaten ilk çıkış e, noktası da 6 numaraydı. Son dönemde artık Taylan 6 numara. Yani üçlü orta sahanın sarkık oyuncusu olacak şurada. Dönen topları toplayacak. E, savunmadan topu dağıtacak vesaire. Rolü bu. Alanı genişlediği anda e, 2-8'den biri oyna, olarak oynadığı anda temposu da yetmiyor. Yapabileceği şeyleri de yapamamaya başlıyor. E, o yüzden çıkaldı Berkan İkili orta sahalar için çok doğru. Dediğin de olabilir bu arada. Hani tekrardan üçlüye devam edip Berkan altıda kalsın ki Berkan'ın hücum özellikleri altıda daha anlam ifade ediyor. Burada oynattığın zaman biraz eksik kalabiliyor. Biraz daha önünde oynadığı zaman Berkan eksik kalıyor. Ama altıda gayet iyi idare ediyor toplu yetenekleri de. Sen evet. diyorsun ki Berkan Fegoli, Monutsan, Halil'i de kenar forveti yaparsın mesela evet. böyle bir durumda. E kendi, olabilir. Bunlar kendi içinde de yer değiştirebilen oyuncular. Ya da direkt yani şu fazla mı radikal olur? Berkan Morosan çıkıldı al. Yoksa ideal orta sahada mı çıkıldı sonra oynarsın zaten. Yani şimdi çıkıldı daha yokken biraz evet. olabilirdi. Bu bunlar denenebilirdi Galatasaray'da. Belki ilk yarılarda genelde maçı. Ben büyük takımların ilk yarılarda maçı bitirmesi taraftar olduğum için. Ya bir de Galatasaray'da şöyle de bir sıkıntı görüyorum ben. Ee, Avrupa ile Türkiye'yi ayrı ayrı değerlendiriyoruz ya. Bir taraftan hani sanki ya zaten biz Avrupa'da iyi gidiyoruz. Artık Türkiye'yi zaten Trabzon'da koptu gidiyor çok da kasmayalım. Biz Avrupa'da çok iyi gidiyoruz. Hmm. Ama sanki Avrupa'daki gidişatta hani şampiyon olunacakmış gibi düşünülüyor ama Avrupa Ligi'nde çok çok ağır takımlar var. Dün tekrar bir bakayım dedim. Yani orada Napoli var. Orada Leicester var. Orada Leverkusen var. Orada West Ham var. Yani bence hani Avrupa Ligi'nde çeyrek final, Avrupa Ligi'nde ikinci turdan ziyade evet Avrupa Ligi'nde final tamamdır ama bu, burası da hala çok değerli ayrı değerlendirmemek lazım. Galatasaray tabii ki öyle düşünmüyor. Hı hı. Ama öyle düşünen yorumlar okuyorum. E, bence o doğru bir görüş değil. Çünkü bak Fenerbahçe ya normal şartlarda bu haftayı sayma takım değerlendirmesi yapsak Vitor Pereira'nın gönderilmesi Fenerbahçe'nin de 10 transferle takımı baştan hı hı. kurması gerekiyordu. E, bugün puan tablosuna bakıyorsun ikinci sırada Fenerbahçe var. Ya o yüzden Galatasaray 2 hafta sonra, 1 hafta sonra hatta Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçını kim tahmin edebilir? Beşiktaş'ın durumu ne olursa olsun. Hani Galatasaray o yüzden biz iki hafta sonra ikinci sırada görebiliriz ve yani Trabzonspor iki puan kaybetse, iki maç kaybetse tekrar 20, 18. haftadan itibaren bir şey olur böyle yani ufak ufak çözlenmeye başlar bu iş. O bakış açısını da eleştiriyorum açıkçası. Yani lig zaten aman ne olacak biz Avrupa'da gidiyoruz doğru değil. Ve ee, şampiyonluktan biraz umut kesildi. Kesilmemeli ee... bence ama. Yani Avrupa Ligi'ni hoca önde tutuyor o bir gerçek. Hatta, hatta transferde bile onun işareti hatırla. Katılıyorum yani ama... Lider çıkarsak transferde bir şeyler yapabiliriz. Ama matematiği şöyle kuruyorum ben. Bu yapı içerisinde Avrupa'da Avrupa'yı kazanma yarışı bir tarafta ligin içerisinde olma yarışı birbirinden çok da ayrıştırılmamalı. 2-3 maça bakar çünkü daha 15. hafta. Bak bunu ben söylemiyorum. Bunu Trabzonspor Teknik Direktörü Hı -hı. söylüyor. Bunu Trabzonspor Başkanı söylüyorken e, Trabzonspor'la yarışan rakiplerin ya işte nasıl olsa gitti demesi ve ona göre davranması takımdan bahsetmiyorum. Taraftar ya da bu takımla ilgili kalem oynatıp söz söyleyen insanlar için bence doğru değil. Ben öyle konuşmazdım. Bakalım Lazio-Leplasman'da inşallah evet, en azından beraber gelirse o zaman bir anlam ifade edecek. Hakikaten bir anlam ifade edecek. Yani bir önceki maçta maçtaki burada rotasyon yoktu evet. da bir önceki maçtaki bazı oyuncu risk etmemi anlam ifade edecek çünkü direkt Mart ayına gidecek. Galatasaray. Vallahi Lazio'da... Bayağı, bayağı avantajlı. Lazio'da var. müsait. Yani evet inşallah. Bence çok, de müsait. Azıbaş biliyorum ama... Çok kötü bir Lazio izliyoruz. <laughs> Bence de müsait yani, yani. Son hafta Sampdoria maçına bakmayın. Lazio Avrupa'daki idealist Galatasaray. Doğru oyunu hmm. bulabilen Galatasaray için çok da şey bir rakip değil. Ee, Korkulacak bir rakip değil. Son olarak gol öncesi i̇lk gol öncesi Marka pasına işaret etmek istiyorum ki Peki. benzerlerini Van Dijk'ten gördük aynı anlar aynı anda Liverpool'a Van Dijk'ten gördük. Fenerbahçe'de kim de ee, yaptı evet, değil mi? E e çok Bu önemli yani. artık stoperlerde nasıl Kesinlikle. hattı hattı driplikle kırım önemliyse büyük takımlarda artık stoperlerden bunu bekliyorsun. Ee, gol öncesinde de Marka Van Dijk pası yani Salah ve Mane yatıyor da genellikle. O da içeriye çevirip onlardan tamam. birisi gol atıyor. Biraz daha şanslı. Salah ve Mane'yi attığı için. aynen öyle. <gülüyor> Genelde <gülüyor> istatistik oluyor. E, burayı uzattığı top da çok değerliydi zaten. E, son, şu Şunu sağlıyor Marka tip tipi stoperlerin e, o pasları. Şuraya es geçiyorsun direkt. Nasıl işte Lazio, Lazio maçı beraberliği gibi. Berberle kal direkt es geç bir sonraki evet. turu. Mart'a evet. git ya. Şuradaki hengameyi direkt es geçiyorsun. Çünkü rakip burada seni 3 tane orta sahile bekliyormuş. Şurada işte senin 10 numara Halil'i adam adam almış vesaire hepsi tabii, tabii, boşa tabii. düşüyor. Şuradan bir pası bir kırıyor buraya Ortası olduğu gibi yoksun. Kaç tane oyuncu düşürüyorsun tabii. oyundan Bir yani. bir yani bir bölgeyi, hani üç bölgeye ayırıyorlar ya. Bir bölgeyi yok sayıyorsun ya. Öyle bir bölge yok. Şurada da doğru zamanlama yapan Kerem gibi bir ya da Halil gibi işte ya da ki Mustafa Muhammed gibi oyuncu oldu mu? Aslında ikinci bölgeyi de kırdın. Hı hı. Direkt içeridesin. Zaten Fegül'ün yaptığı da bu oldu. O yüzden çok değerli dediğin gibi katılıyorum. Evet. Peki Galatasaray bölümünü de böyle değerlendirdik. Son cümle olarak Galatasaray belki puan kaybetmiş olabilir ama kendi idealine ulaştığı zaman bence ligde de ilerleyecektir. Yapısı buna müsait. Sadece doğru ayrımı yapması lazım diyelim ve kendi idealini bulmuş, ligde de ilerleyen, zirvenin de sahibi olan Trabzonspor'a geçelim. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.